İyi akşamlar Berat, kandiliniz kutlu olsun. Kürt sorununa ilişkin kafa karışıklığının had safhada olduğu günler geçiriyoruz. Türkiye şok değil, birkaç hafta önce Kılıçdaroğlu ve Başbakan Erdoğan arasında gerçekleşen bir zirveye tanık oldu. Hemen ardındansa Kürt siyasetinin sembol isimlerinden biri olan Leyla Zana, Kürt sorununu Başbakan Erdoğan çözer şeklinde şaşırtıcı bir çıkış yaptı. Zana'nın bu açıklamaları da Başbakan Zana görüşmesiyle sonuçlandı geçtiğimiz hafta sonu. Bu görüşme ise hem PKK hem de BDP tarafından büyük tepki gördü. Bugünse Öcalan'ın kardeşi Mehmet Öcalan da Zana'ya destek vererek Erdoğan isterse Kürt sorununu çözer dedi. Denklem nasıl kuruluyor? Kafalardaki sorular çok ve konuklarımızı hemen tanıtmaya başlayalım. Diyarbakır Milletvekili 23. dönem Milletvekili Abdurrahman Kurt, hoş geldiniz. Bağımsız İstanbul Milletvekili Levent Tüzel, yazar Ümit Fırat İstanbul'daki konuklarımızdı. Ankara'dan konuğumuz SETA Siyaset Direktörü Hatem Efe ve Hakbar Genel Başkanı Bayram Bozyel de Diyarbakır'dan katılacak. Hepiniz hoş geldiniz diyoruz ve İstanbul'la başlıyoruz. Levent Bey, söz sizde. BDP ve PKK burada nerede duruyor, ne diyeceksiniz? Teşekkür ediyorum sizi, katılımcıları ve izleyenleri selamlıyorum. Berat Kandili kutlu olsun diyorum halkımızın. Ben tabii burada BDP sözcüsü durumunda değilim. Biz mecliste BDP blok grubu olarak bir çalışma sürdürüyoruz. Ama esas Halkların Demokratik Kongresi vekili olarak bulunuyorum. Tabii Leyla Zana'nın röportajı ve daha sonrasında başbakanla görüşmesi, özellikle barış, çözüm, siyasi ve demokratik bir çözüm bekleyen ve artık evlatlarımız ölmesin diyen bütün herkelde bir beklentiye denk düşüyordu. Böylesi bir dönemde oldu. Yani artık hani vatan sağ olsun yerine evlatlarımız sağ olsun şeyi, evet, görüşü daha çok ağırlık basıyordu ve aslında çok yeni şeyler de söylenmedi. Hükümete dönük, başbakana dönük bir kez daha toplumun büyük bir kesiminin dilekleri Leyla Zana tarafından ifade edildi. Ama tabii sizin sunuşta da belirttiğiniz gibi, yani başbakan çözer sözü üzerinde bir kez daha aslında topun hükümette, başbakanda, yani devlet cephesinde olduğu ifade edildi. 10 yıldır hükümet ülkede birçok sorunla birlikte bu Kürt sorununda da çözüm vaadiyle aslında hükümet oldu, hükümet sürdürdü ama görünen o ki bütün bu dileklere rağmen bir savaşçı siyaset henüz devam ediyor. İşte muhatap alma açısından, yani Leyla Zana'nın muhatap alınması bir Kürt siyasetçisi olarak anlamlı ama başbakan kendi sözlerine uygun olarak örneğin BDP'yi muhatap alma konusunda, BDP'nin eş başkanları var, kurumsal kimliği var, kamuoyuna yapmış olduğu açıklamalar var. Yani bu yönde bir adım atılmış olsa herhalde toplumda çok daha çözüme yaklaşma konusunda ve devlet sorumluluğuyla hareket etmek açısından, bağlayıcı olmak açısından ve bu beklentilerin gerçekten bir karşılık bulması açısından daha doğru olacak. Nihayetinde Leyla Zana da, Sayın Leyla Zana da şimdiye kadar hep bu cenahtan söylenmiş, yani Kürt siyasetçilerinden, BDP tarafından söylenmiş şeyleri bir ölçüde tekrar, evet, etti. Çatışmalar olmasın, görüşmeler olsun, meclis devrede olsun, işte Abdullah Öcalan'a ev hapsi olsun gibi, evet, ana dilde eğitim, yani bugüne kadar sıralanan Kürt sorununda olabilecek bir demokratik çözümün önünü açacak talepleri bir kez daha başbakana sunmuş oldu. Yani siz bunu çok böyle büyütülmesi gereken bir şey olarak görmüyorsunuz, öyle mi? Yani büyütülmesi gereken demeyelim ama hakikaten hala ölümlerin devam ettiği, hala gözaltı tutuklamaların devam ettiği, demokrasiye ihtiyaç, yakıcı bir şekilde ihtiyaç duyulduğu bir ortamda, yani Kürt halkı, bugün işte görüştüğümüz insanlar da ölümleri durduracak kim ne yapıyorsa, evet, bu iyidir. Şimdi bu duygu herkeste var tabii, evet, ki ve Leyla Zana'nın bu çıkışı, işte başbakanla görüşmesi buna denk düşüyordu. Ama işte gerçekten bir algılamada yanılsama var. Sanki bu çatışmalar olmasa tam da barış olacaktı gibi bir ortam yaratıldı.
Ama barış ortamını sağlayacak hakikaten devletin, birinci planda devletin sorumluluğu açısından ortada ne yapılıyor derseniz, bakın anayasa tartışmalarında, evet, ana dilde eğitim başta olmak üzere birçok meselede burada hala bir şey yok. Demokratik bir adım atma konusunda bir niyet iradesi görünmüyor. İşte KCK yargılamaları Silivri'de başladı. Özel yetkili ağır ceza mahkemesinin tutumu ortada. Yani siyasi irade, devlet ve hükümet iradesi bu konuda hala beklentilere yanıt verecek bir şeyde değil. Evet. Yani baştan bir defa terör bir tarafa, Kürt talepleri, Kürt sorunu bir tarafa deyince bir siyaset kurulunca ne yazık ki bunun sonuçları hala bu şekilde ağır bir şekilde devam ediyor. Şimdi isterseniz hemen... Hatem Bey'in dediği meselede bir yanlışlık olduğunu düşünüyorum. Yani Leyla Hanım BDP'nin şimdiye kadar söylediklerinden farklı bir şey söylemedi. Yani yani BDP cenahında olmayan bir söylem derken, hani BDP'ye haksızlık yapılıyor gibi aslında. Yani bu konuda devletin çözme iradesi olabileceğini, başbakanın rolü meselesi, hatta bırakın bir takım ana dilde eğitim, evet, benzeri bir takım düzenlemeler değil, küçük bir jest yapacak bir açıklama dahi barışa, silahların susmasına, savaşın durdurulmasına, çözüm doğrultusunda, evet, iyi mesajlar vermesi dahi bu konuda birçok şeyin önünü açabileceğine, evet, dair BDP'den yapılmış açıklamalar var. Bir diğer konu, ikincisi de bu silahlı mücadele stratejisi meselesi. Bunu zaten PKK hareketi bildiğimiz kadarıyla bu silahlı mücadeleyle gelinebilen noktaya gelmiştir. Artık bundan sonrası demokratik siyasi bir çözüm noktası olmalıdır. Yani Türkiye devleti, biz bunu vurarak kırarak bir noktaya getiremeyiz ve Türkiye devleti de bizi, evet, ortadan kaldıramaz şimdi şeklinde zaten bu yapılmış açıklamalar var. Yani bu açıdan bakıldığında çok fevkalade yepyeni, şimdiye kadar söylenmemiş, yani ve masada şimdi olan bir takım eğer, şeyler dışında bir şey söylemedi Leyla Hanım. Farklı bir üslup. Evet, Levent Bey, şimdi size... ben evet, bu aktarılanlar kısaca üzerine, yani şimdi PKK Öcalan'ı devre dışı bırakmak mı istiyor tarzında bir şey. Yani bunlar aslında spekülasyon ve yani bu sorunun çözümüne ne katkı sunabilir? Böyle bir şey gerçek dışıdır. Çünkü yani bugün çok açık, en son Oslo'da işte İmralı'da yapılan müzakereler sonucunda hazırlanmış protokollar olduğu biliniyor. Ve bu protokollar nedeniyle hükümet cenahından kabul edilmediği için yeniden bu iş böyle silahlı çatışmayla ve alevlenmiş oldu. Dolayısıyla bu müzakere sürecinin yeniden başlatılması, protokollerin ele alınması, yani seçmeli ders, yani Kürt'ü kendi topraklarında bir yabancı muamelesine yapan bir seçmeli ders yaklaşımından vazgeçilmesi, benzeri şeyler buradan doğuyor. Yani bugün milyonlarca Kürt siyasi irademdir diyor ve Öcalan'a özgürlük istiyor. Yani bu açık bir şey. Hadi özgürlüğü geçtik, bu konuda en azından barışı tesis edebilecek bir takım önermeleri sağlıklı, güvenli bir ortamda yapabilmesi. Bakın şimdi Adalet Bakanlığı'na gönderilmiş bir mektup, benzeri, evet, tartışmalar. Yani bunların hepsi büyük bir muamma içerisinde konuşuluyor. Neden böyle? Çünkü birçok bilinmezlik tecrit ortamında olduğu için. Bu tecritin kalkması, bunun normalleşmenin sağlanması, yani gerçekten devlet, hükümet, başbakan bir çözme iradesi ortaya koyacaksa bu çok atla deve değil, çok zor bir şey de değil aslında. Evet. BDP orada duruyor, eş başkanları duruyor, meclis bütün bir yasama faaliyeti boyunca devrede olabilirdi. CHP genel başkanının bir adım atmışlığı söz konusu. Yani bugün, yani başbakan da top başbakandadır demek ne demek? Başbakan istediğinde gerçekten BDP'ye bir blokaj koymaz Hatem Bey dediği gibi. Ve çok kolaylıkla bu sorunlar anında, evet, daha bir çocuğun, bir gencin dahi ölmesini önleyecek şekilde, bu çatışmaları derhal durduracak şekilde bir adım atılabilir. Nedir bunun önünde engel? Şimdi bir yandan BDP faaliyetleri bir yasak kapsamında yargılanıyor bugün Silivri'de. Tamamen bir seçim faaliyeti, esnaf ziyaretleri, demokratik anayasa kampanyası. Evet. Bunların hepsi adeta suç kapsamına alınmış. Şimdi burada bir samimiyet sorgulaması var, bir niyet sorgulaması var ve bir güvensizlik var. Sayın Leyla Zana da bunun altını çizmiştir zaten. Aslında bu çatışmalı süreçlerde bir güvensizlik aramaya gerek yok ama Türkiye'nin, ülkemizin bir orijinalitesi var ve bu kadar kayıptan sonra, bu kadar acıdan sonra insanlar
hakikaten dönüp bu konuda devlet gücü ortada. Devlet evet. isterse çözebilecek. Ama bu yapılmıyor. Yapılmıyor bir yandan kısaca, operasyonlar sürüyor, bir yandan siyasi yargılamalar sürüyor, bir yandan seçilmiş insanlar tutuklanıyor. Evet. Şimdi burada nasıl olacak? Bu soruyu milyonlarca insan soruyor. Ümit Bey, çok sağ olun. Levent Bey'in söylemek istediği bir şey benim, vardı. Benim son muhataplık meselesinde ve gelinen aşamada demek istediğim şu. Kürt sorunu yani PKK ile başlamadı, onun yok olmasıyla da bitecek değil. Sorun. Hep söylendiği gibi demokratik çözümde, barışa dayalı, eşit haklara dayalı çözümde. O nedenle öncelikle hepimizin aciliyetini bu savaşın, bu çatışmalı ortamın, ölümlerin derhal durdurulması. Bunun için de yapılacak olan şey devletin, hükümetin savaşı durdurmak üzere, çatışmalara son vermek üzere ve yeniden bir ateşkesi tıpkı çok önce yıllarca defalarca olduğu gibi PKK'yı muhatap alması gerekiyor. Bu savaşa dönük, savaşın durdurulmasına, ölümlerin durdurulmasına ve ilk etapta acilen yapılması gereken şey. Yani peki, Oslo'da Kandil'i mi muhatap alacak, İmralı'yı mı muhatap alacak? Devlet kimi muhatap alacağını bilir. İmralı'yı da muhatap alır, Kandil'i de muhatap alır, Avrupa'daki sözcülerini de muhatap alır. Zaten bunların hepsi de şimdiye kadar yapılmış. Zaten ama bir kesintiye uğramış. Oslo süreci de böyle bir süreç. Bunun yeniden başlatılması, bunu BDP'de söylüyor, eş başkanlar da Leyla Zana da söylüyor, herkes söylüyor. Yani bugün sadece Kürt halkı olarak değil, bütün Türkiye'de yaşayan, barış isteyen, ölümler olmasın diyen ve demokrasi, demokratik bir yaşama kavuşmak isteyen herkes söylüyor. İkincisi, kimi muhatap alacak? Yani Kürt sorununun demokratik reformlar anlamında mecliste, evet Ümit Bey'in söylediği gibi 35 milletvekili olan BDP blok grubu var. Bunlar muhatap alınabilir. Türkiye'deki demokratik kurumlar yani aslında herkesin ne dediği ortada. Muhatap alınması gerekenler ortada. Ama şimdi bir de gerçeklik. Bugün işte meclis kapanırken çıkan yasalara bakalım. Bir tanesi hala tutuklu milletvekillerin tutukluluğuna son verilmeyi hakimlerin inisiyatifine bırakan bir acizlikle ve bir boş vermişlik var. Yasalardan bir tanesi bu. Buna adalet yargı reformu deniyor ama bir reform değil. Bir diğer ikincisi evet bölge politikaları Abdurrahman Bey'in söylediği gibi yani Orta Doğu'da yani ülkedeki savaşı bırakın Orta Doğu'da savaşa sürüklenen bir ülke var ve bu savaşın antipatikliğini ortadan kaldıracak şehit ve gazilere, mağlullere onların gönlünü hoş tutacak bir takım düzenlemeler, iyileştirici düzenlemeler. Bunlar iyi haberler değil. Yani yurttaşın mağduriyetini gidermek tamam. Yani gazi, mağdur, şehit aileleri bunların yaralarını sarmak tamam ama öbür taraftan da bu savaş devam edecektir habercisi gibi bu türden yasalar çıkartmak ve bu niyeti sergilemek bunlar hakikaten iyiye dönük şeyler değil. Yani dolayısıyla sorun Kürtlerden diyet beklemek yani PKK'nin politikalarını vesaireyi sorgulamak. Yani güzel bir konuşma ama son kısım bence yani ama işte bunlar ülkemizin şeyleri, gerçeklikleri. Yani bugün Kürt sorunu sorun haline getiren devlet yönetimi olmuştur. Yani cumhuriyet hükümetleri olmuştur, cumhuriyet rejimi olmuştur. Şimdi AKP de elindeki bu gücü, bu halk desteğini ne yazık ki çözme yönünde değil, burada siyasi muarızlarını, muhataplarını, muhalefetini sindirmeye dönük. Abdurrahman kendi çözümünü dayatmaya dönük bir noktaya getirmiştir. Aslında kavganın bütün kopuşu, bütün bu acıların yaşanmasına, bütün bu siyasetteki antidemokratik ortamı daha da kökleştirmeye şey yapan, taşıyan da bu olmuştur. AKP'nin bu kaosu, bu yanlışı görmesi, daha doğrusu halkın yani ona çözsün diye oy vermiş, AKP'yi desteklemiş halkın muhalefet şeyini, baskısını, hükümete baskısını bu yönde yükseltmesi gerekir. Selahattin Bey'in de, Leyla Zana'nın da, başkaca çözüm diyen herkesin de dönüp halka söylediği budur. Yani AKP'yi bugün başbakanın sadece iki dudağı arasında mesele olmaktan çıkartıp bugün bu sorunları bir halkın sesini, sözünü dinlemesi. Çocuklarla bağlayalım. Bakın burada arkanızda panoda çocukların mermi kovanı gösteren çocuklar. Bu manzarayı bir defa değiştirmek gerek. Yani bu topraklarda ve Orta Doğu coğrafyasında bir defa savaşçı politikaları terk etmek. Acil olarak çatışmasızlığı sağlamak. Burada görev devlettedir. Devlet bunu şey yaptığında, sağladığında, buna ilişkin adımlar attığında PKK'den de bugün Murat Karayılan'ın açıklamalarına benzer hep atıf yapılıyor ama buna uygun bir yanıt gelecektir diye düşünüyorum. Hızla bu tutuklamaya, gözaltı furyasına son vermek. Bir affı ve barış iradesini ortaya koymak gerekiyor.
mutlaka bir diyalog süreci başlatmak ve muhataplık, yani bu diyaloğu geliştirecek komisyon, grup, akil adamlar her neyse, çözümü bu topraklarda aramak lazım. Çözümü Amerika'da, şurada, burada değil. Ve bu savaş, büyük devlet olma hayalleri, Orta Doğu'yu biz yeniden inşa edeceğiz söylemleri, Türkiye Devleti Hükümeti, AKP Hükümeti bu söylemlerden vazgeçmesi gerekir. Bunların bizim ülkemize faydası olmadığı, olmayacağını artık görmemiz gerekiyor. Halk iradesi egemen olması lazım. Halkımız, bütün Kürdü, Türkü, Türkiye, Anadolu, Mezopotamya, bu coğrafyada yaşayan insanlarımız savaş yorgunudur. Artık bu acılara son verecek bir şey. O nedenle top aslında dendiği gibi hükümettedir, başbakandadır. Başbakan halkına sorumlu bir başbakansa bu söylemleri terk etmeli. Bugün kullandığı bu söylemleri artık bırakmalı ve halkı barışa, peki, çözüme, ortak yaşama, demokratik bir çözüme kazandıracak şeyleri hızla bu çalışmaya girmeli. Çok